Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte NetBeans'te Java GUI programlaması kullanarak bir login ekranı tasarlayacağız. Login ekranı bizim genellikle otomasyon projelerinde karşımıza çıkıyor. Kullanıcı adını ve şifresini girdiği zaman arka planda kullanıcının adını ve şifresini bir döngü yardımıyla kontrol etmemize olanak sağlıyor. Eğer bu döngüde girmiş olduğumuz bilgiler uyuşuyorsa kullanıcının giriş yaptıktan sonra başka bir ekrana geçiş yapmasını sağlıyor. Bugün sizlerle bu login ekranını yapacağız. Siz de bu projeden sonra otomasyon projelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi projemize geçelim. Evet, şimdi NetBeans'imiz açıldı. File kısmından New Project diyorum. Java ve Java Application seçeneklerini seçiyorum. Project Name kısmına login ekranı diyorum. Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edin. Çünkü Türkçe karakter kullandığınız zaman bazı yerlerde hata alabiliyorsunuz. Create Main Class kısmının da tikini kaldırıyorum. Finish diyorum. Search Package kısmına geliyorum. Need'den JFrame formu açıyorum. Buraya da Login diyorum. Evet, şu anda form ekranımız açıldı. Palet kısmına geliyorum. Palet kısmından iki tane label atıyorum. Sonrasında bir tane checkbox atıyorum. İki tane de text field'a ihtiyacım var. Bir tane de buton. Checkbox'ı almamdaki amaç kullanıcı şifresini girdiği zaman bazen yanlış girebiliyor. Şifreyi de hatırlayamayabiliyor. Checkbox ile birlikte kullanıcı şifreyi göster butonuna bastığı zaman şifresinin ekranda gösterilmesini sağlayacağız. Şimdi hemen şunların tasarımını ben halledeyim. Label 1'in adını değiştiriyorum. Sağ tıklıyorum. Edit Text ile kullanıcı adı. Label 2'nin Edit Text'ini değiştiriyorum. Buna da şifre diyorum. Text Field'larımın Edit Text'inin içerisini boş bırakıyorum. Şifre kısmında Text Field almamıza gerek yok. Java'nın bu yönünden bir kolaylığı var. NetBeans'in arayüzünde daha doğrusu. Password Field diye bir tool'umuz var. Şifre işlemlerini bu araçla çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Tamam. Şimdi checkbox'ı da şuraya yerleştiriyorum. Giriş butonunu da şuraya yerleştiriyorum. Bunların change variable name'ini değiştiriyorum. Gtext kullanıcı at olsun, yani kad olsun. Gtext. Bunun da adını değiştiriyorum. Gpass olsun bunun adı da. Password. Checkbox'ın edit text'ini de değiştiriyorum. Buna da şifreyi göster diyorum. Butonun da change variable kısmını değiştiriyorum. Buton giriş yapıyorum. Aynı şekilde edit text'in içerisine de giriş diyorum. Şimdi genel hatlarıyla tasarımımızı bitirdik. Giriş butonuna çift tıkladığım zaman öncelikli olarak default olarak değer tanımlayacağım. Sonuçta veri tabanına bağlamıyoruz. Veri tabanından da kullanıcı adı ve şifresini sorgulama yapamayacağımızdan dolayı default olarak ben kullanıcı adı ve şifre tanımlayacağım. Daha sonra onu if döngüsüyle kontrol ettirip ekrana goption pane ile bilgi mesajı yazdıracağız. String kullanıcı ad diyorum. Eşittir. Aykut olsun. Sonra yine aynı şekilde string password diyorum. String almamdaki amaç burada kullanıcı hem string ifade de girebilir hem integer de ifade girebilir. O yüzden string ifade alıyorum. Şifresi de 1234 olsun. If diyorum. G text field kullanıcı adının içerisindeki ifadeyi get text ile al. Accuse diyorum. Bu komutla sorgula. Eğer içerisindeki ifade kullanıcı adına eşitse ve g password'un içerisindeki ifadeyi de get text ile alalım. Bunun içerisindeki ifadeyi de accuse komutuyla kontrol ettiriyorum. Bu da password'un içerisindeki ifadeye eşitse
Diyorum ki GOption pane'le nokta show message dialog diyorum. İlk kısmı null diyebilirsiniz. Boş bir komut atayabilirsiniz. Çünkü oraya herhangi bir şey yazdırmayacağız. Password yazan kısmı ise giriş başarılı diyorum. Şimdi as komutuna geliyorum. As komutunda eğer kullanıcı girdiği şifresi yanlışsa ekrana giriş başarısız yazdıralım. Tekrardan yukarıdaki GOption pane'i kopyalıyorum. As kısmına yapıştırıyorum. Buraya da kullanıcı adı veya şifre hatalı diyorum. Bunu da formatla bir düzenleyelim. Evet. Şimdi ne yaptık buraya kadar? String ile kullanıcı adı ve şifre adında bir değişken tanımladık default olarak. Bu atadığımız default değerlerin içerisine de if döngüsüyle kullanıcının TextWidth'da girdiği veriyi kontrol ettirdik. Eğer bunlar birbirine eşitse GOption pane ile ekrana bilgi mesajı yazıyoruz. Şimdi çalıştırıyorum. Evet. Şimdi kullanıcı adına farklı bir şey giriyorum. Şifreye de salladım şu anda. Evet, kullanıcı adı veya şifre hatalı diye GOption pane mesajı geldi. Şimdi tekrardan değiştiriyorum. Bu sefer doğrusunu yazıyorum. Giriş yap butonuna basıyorum ve giriş başarılı şeklinde bana bilgi mesajını verdi. Şimdi şurada bulunan şifreyi göster butonunun işlemini tanımlayalım. Şifreyi göster butonuna çift tıklıyorum. If diyorum. G checkbox birin içerisindeki ifade is selected olduğunda, yani seçiliyse gpass nokta set echo char ile içerisine char yazdırıyorum. Bir boşluk sıfır diyorum. Yani burada ne yaptım? Seçili olduğu anda şifreyi ekrana göster dedim. Bütün karakterleri aç anlamına geliyor bu. Eğer seçili değilse, yani tekrardan seçip bıraktığım zaman da diyorum ki gpassword nokta set echo char ile tek tırnak yıldız diyorum. Yani şu anlama geliyor. Kullanıcı seçmeyi bıraktığı anda o şifre alanında yıldız göster diyorum. Şimdi çalıştıralım. Onu da bir göstereyim hemen. Şimdi kullanıcı adını girdi. Şifresini girdi. Şifreyi göster butonuna basıyorum. Şu anda şifresi ekranda gösterildi. Tekrardan tiki kaldırıyorum. Ekrana bu sefer yıldız gösterdi. Tekrar giriş yap diyelim. Kullanıcı adı ve şifre hatalı. Kullanıcı şifresini buradan hemen gördü. 1, 2, 3, 4 olarak değiştirdi ve giriş yapa bastığı zaman giriş başarılı dedi. Bu şekilde bugün sizlerle birlikte Java'da NetBeans üzerinde GUI programlaması kullanarak bir login ekranı tasarladık. Siz bu login ekranı daha sonra geliştirerek veri tabanlı işlemlerinizde, yani otomasyonlarınızda, kullanıcı giriş yapma ekranlarında kullanabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.